Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Birinci sorun çözümü ile birlikteyiz. O noktası etrafında dönebilen ikizkenar üçgen türdeş levha var. 1, 2, 3 kuvvetleriyle dengededir. Güzel. Şimdi bu noktanın etrafında döneceğiz. F1 saat yönünde döndürmeye çalışıyor. F2 de saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Bunları tek başına karşılayan F3. Şimdi ikizkenar oluşundan dolayı burasına A diyorum, burasına A diyorum. Tam böyle dik inmiş ya, bunlar birbirine eşit olur. Ama dikkat, buraya A dedik, A dedik ya, bu yüksekliğin ne olduğunu bilmiyoruz şu anda, B diyoruz. Zaten soruyu da kesinlikle yapan bu A ile B'nin arasındaki ilişki bence. Şimdi torklara baktığımız zaman F1'in torkunu yazıyorum şimdi. F1 çarpı B artı F2 çarpı A. Bunlar birlikte çalışıyorlardı. Eşittir. Değer olarak eşittir. F3 çarpı A. Şimdi bunlar böyle oldu. Bak şimdi burada ne oldu? Otomatik olarak ikisinin de yanında A var ya sonuçta. F3 F2'den daha büyük olur. Çünkü yanına bunu ekliyorsun. Net olarak. F3 kuvvetinin şiddeti F2'den büyüktür. Bu doğru. Bu bir. Sonra F3 kuvvetinin torkunun şiddeti F1'inkinden büyüktür. Şimdi bak, F1'in oluşturduğu torkun şiddeti değeri bu. F2'ninki de bu. F3 onları karşılıyor. Yani buna ne verirsen ver. 1 de 1 de 2 bu adam. 1 de 2 de 3 bu. 2 de 1 de yine 3 bu. Bu her türlü hepinizden tork olarak daha büyük. Ama burada sayısal değer olarak bunu söylememiz mümkün değil. A ile B'nin arasındaki ilişkiyi bilmediğimiz için F3, F1'den büyük mü küçük mü bunu ifade edemezsiniz. F3'ün torku dediği için ben bunu kabul ediyorum. Zaten çok uzamadı. Üçüncüde de benim dediğimi sormuş. F1, F2'ye eşit midir? Ha, bunu da yani neye göre şimdi? F1, F2'ye eşit midir? Ne bileyim ben. Oluyor. Sağlayabiliyoruz ama olmayabiliyor da. Yani başka bir önerme geldi ama bunu konuşamazsınız arkadaşlar. Yani burada her şey olabilir. Yani istediğin değeri verebilirsin. A ile B zaten yok. Ona göre de kafana göre takıl. Yani hayal gücün de sınırlı. Bu gelmez yani. Çok uzakta kalıyor bu. Evet, hangileri kesinlikle doğrudur dediği için 1 ve 2 doğru yanıtımız oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Konuşabilirsem tam ikinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi burada tork bul diyor. Kim ne tarafa döndürür bak diyor. O noktası, o merkezi, hoppa az daha yutuyorduk bak. Bak, dikkat et. K noktası etrafında dönebilen, az daha ezbere O noktası etrafında dönebilen diyordum. Şimdi K noktasının etrafında dönüyormuş, onu lütfen dikkat edin. 4F'nin doğrultusu oradan geçtiği için hiçbir işe yaramaz, bu gitti. Saat yönünün tersine döndürenlere eksi deniyor, saat yönünde döndürenlere artı deniyor. Tamam, tek tek yazacağım ben şimdi. Şimdi saat yönünün tersiyle başlıyorum. Şu F ile başlıyorum, ona hemen önüne eksi koydum. F çarpı. Zaten bak doğrultusu şöyle. K noktası da burada. R, 2R, 4R diyorum. Çarpı 4R yazdım. Sonra bununla aynı yönde döndüren var mı? Şöyle hoppa, buradaki 3F var. Güzel. Şu aralık, yani şurası uzaklık olarak, yani çok da güzel ifade edilmemiş ama yani R olarak bakarsak, yani güzel olmamış bu şekil. Şurada şurayı böyle değil de şey yapması lazımdı. Yani neyse. Devam edelim. Bu taraftan böyle gideceğiz. Bu, yani burada niyet R olması. Büyük ihtimalle yanıt ona göre çıkacak da şu anda tabii o güzel çizilmediği için hoş durmuyor açıkçası. Yani abuk sabuk bir uzaklık olmuş. Neyse. Şimdi moralim bozuyor böyle şeyler görünce de tabii ki de. Bu tarafa doğru. Bakın ona göre çıkacağından emin olabilirsiniz. 3F var. Yani o kadar kontrol ediyoruz. Gene gözden kaçıyor işte, yapacak bir şey var. 3F var. Bir de R var. Bunlar tamam. Saat yönünün tersine döndürenler bunlardı. Şimdi saat yönünde döndürenler de galiba şununla şu olacak. Onu yazalım. Artı hemen şununla başlayayım. 2F çarpı nedir burası da? R demiştik. Öyle hayal etmiştik. Buraya bakıyorum. Artı 5F çarpı burası da R olacak. Şöyle oldu. Burası 7 oldu arkadaşlar. Oo, burada yani evet, yani bir sıkıntı nasıl oldu? Böyle bir şey çıktı. Unuttuğum bir kuvvet var mı diye bakıyorum. Yani ne olur bu? Kaç FR değerinde? Burada 7 var. Burada da 7 var. Ben dönmez diye buluyorum. Ama yanıtımızı ne açmışız biz? Sonuçta Ceyhan açmışız. Artı yönde döndüğünü söylüyoruz biz de. Hatam nerede arkadaşlar? Çünkü O'ya göre düşündüm. Sen çığlık atıyorsun tabii ki de. Gene o olası hatayı yapıyorum. Evet, burada 2R var arkadaşlar. Burayı 2R ile çarpıyoruz. Burası 10 yapar. 2 de buradan geliyor. Burası 7 değil. 12 var. Artı baskın. Aradaki fark da 5.
Yani 5FR değerinde, artı yönde 5FR değerinde bir torkla dönüyor. Ama hala da yani biz sonucu bulamadık. Bir sıkıntılar var. Bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. K noktasına göre yani bu eksi yönde olanları bir tekrar edelim. Şu 4F gitmişti. Tamam mı? Şuraya bakıyorum. F, K'ye göre 1, 2, 4 oldu. F çarpı 4R tuttu. Bu 1. Şimdi baktığımız evet ya. Evet. Şurada R dediğim yer 2R oluyor ya. Ya ben orayı öyle görünce moralim bozuldu resmen ya. 2R olması gerekiyor demiştim ya. Yani niyet 2R yani öyle söyleyeyim. Yani güzel verebilseymişiz. Burada kesikli çizgi var ya. Yani öyle bu eksenden geçmek zorunda ama. Neyse 2R o. Şimdi bu 3F ile bu 2R'yi çarparsak burada da 6 yaptı. Burası 10 yapıyor. Tamam mı? 10 yaptı. Yani 4FR oradan geldi. 6 da oradan geldi. 10 yaptı. Eksi yönde 10 oldu. Diğer tarafa geçiyorum. Moraller bozuk. 2F çarpı 2R bu aralık 2R'ydi çünkü. Bakın buradan 2R verildi ya. Şurası 2R'ydi. Hoca kendi çözemiyor. Ben nasıl çözeyim? Evet buradan da 4 geldi. Buradan da bu gelmişti. Burası 14 oldu. Sonunda mı arkadaşlar? Sonunda mı? Yani bulacağız inşallah. Yani aradaki fark evet 4 oldu. Sonunda galiba artı yönde 4FR çözmeyi başardım. Burada arkadaşlar yani kendime nasıl yapmayayım ben bunu ya? Yani böyle kendimi taçlandırmak istiyorum. Evet şöyle bir kendime harika böyle ucunda da taşlar olan şöyle sırıtayım da ortamın yani havasını alayım. Böyle bir şey oldu. Çözdük vallahi sonunda soruyu. Evet buradaki 2R'yi unutmamak gerekiyor. Bak yaptığım hataları söyleyeyim. Sana yaptıracağım hataları tek tek kendim yaptım. Birincisi O noktası etrafında döner diye ezbere düşündüm. Hatta soruda yani o yanılgıya tekrar düştüm unutup. Bu bir. Aradaki uzaklık 2R'ydi. Onu R almaya kalktım. Bu 2. Ondan sonra bir de buradaki çizimimiz var. Kötü ne yazık ki. Yani bu aralığı şöyle gösterdiğiniz zaman bakın şöyle yaptığınız zaman burası 2 olur. Yani O noktasıyla şurayı birleştirdiğiniz zaman şurası 2 olur. Burası 2'den büyük. Yani biraz geometrik olarak sıkıntılı olmuş ama niyet ne? Tekrar söylüyorum bu 2R. Keşke daha düzgün çizebilseymişiz. Sorumuzun yanıtı Ceyhan oldu. Dinlediğiniz için ve sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Üçüncü sorunun çözümünde tekrar birlikteyiz. Bir dengede kalmış bir çubuk var karşımızda. Ağırlığı da önemsizmiş, eşit bölmeliymiş hepsini söylüyorlar. Bağlı olduğu yerden Z bir kere aşağı çekiyor. Burada da Y aşağı çekiyor. Burada da X onları tutuyor. Bir kere X, Y artı Z'dir. X herkesten büyüktür. Şöyle yapabiliriz. Varsa böyle önerme yapan varsa çok net söyleyebiliriz. X Y'den büyüktür. X Z'den büyüktür. Oh oh topladık. Çok bedava oldu bu. Ondan sonra 3 numaraya bakacağız. Şuraya göre tork almak istiyorum. Y ve Z'yi karşılaştırıyorlar. Buraya ne dersen de tamam mı? Atıyorum kafadan. Ben buna D diyorum. Buraya 2D de, 3D de ne istiyorsan de. Sonuçta bu mesafe şu eşit bölmeli demişti ya. Tam ortası olup olmadığını bilmiyorum ama eşit bölmeli dediği için beyaz mavi ya tam ortada. O zaman burası daha yakın. Yani sonuçta D1 diyelim, D2 diyelim tamam mı? Y çarpı D1 eşittir Z çarpı D2 diyoruz. Bu küçük olursa bunu tutturabilmek için Y'nin tabii ki de büyük olması lazım. Kime göre? Z'ye göre. Evet bunu da buradan söyleyebiliriz. Eğitim öğretim amaçlı sorumuzun yanıtı Edirne'ye gitti bile. Yani çok havalı gözüküyordu. 1, 2, 3'lü gibi gözüküyordu ama Edirne çıktı gerçekten. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. 4. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bir tane garip küplerden oluşmuş, karelerden oluşmuş neyse dengelemeye çalışan 1, 2, 3 nolu kuvvetler var. Burada biraz sıkıntılı olay. Torkla halledeceğiz ama yani pratik olarak da bunu çözebiliriz de ilk önce klasik olarak da yazmasını öğrenmek zorundasınız. Şimdi burada 2 tane bak kütle 2 tane kare buradan ben buna 2G diyorum tamam mı? Şöyle bir tane de buradan burada da G var. Şu uzaklıklara da 2 diyorum kenar uzaklığını bunlara da 1 diyorum. Şimdi kuvvet de burada ya şuraya göre tork alacağız. Kuvvetin bak doğrultusu yatay. Şöyle bizim de noktamız bu ya oraya olan dik uzaklık da şurası oluyor. Yani 2, 2, 4 birim uzaklıkta. Birincisi için yazmaya kalkarsam yazıyorum torkunu. 2G çarpı 2 şöyle 2G çarpı 2 artı G çarpı 2, 1, 3 eşittir. F1 çarpı tutuyor onu 4. Şöyle bir şey oldu. Şimdi burada 4 var 7 var. F1 ne olur?
7/4 çıktı G şeklinde. Bunu böyle net bir şekilde bulabilirim. Şimdi buraya baktığınız zaman şu iki tanesini burada gösterebilirim. Hiçbir işe yaramadı bak, tam buradan geçiyorlar, tam tork aldığım yerden. Şunlar kaynadı gitti. Şurada bir tane var. Şöyle indiriyorum, G demiştik. Uzaklıkta bir. Bunun doğrultusu yine yatay. Nokta burası. Buraya göre tork alıyorduk. Burası 2, 4 oluyor o zaman. İkincisi için yazıyorum. G çarpı 1 eşittir. F2 çarpı 4 oluyor. Buradan F2 hiç bizi üzmedi, yazık yavrum. G bölü 4 çıktı bile. Adam 7 tane 1 bölü 4. Biz 1 tane 1 bölü 4 olduk. Şimdi buna bakıyorum. Güzel. İstediğiniz gibi alın. Şöyle bu sefer yine çapraz seçim yapıyorum. Şuradan 2 tane gösterdim. 2G. Burada da bir tane var. Böyle gösterdim. G. Bunları 1 1 alıyorum. Güzel. Bunlar düşürmeye çalışıyorlar. F3'te tutmaya çalışıyor. Yalnız bak şunu da unutmayın. F3'ün doğrultusunu şöyle gösterdiğiniz zaman adamın uzaklığı bu. Torku buraya göre alacağız sonuçta. Şimdi düşürmeye çalışanlar 2G çarpı 2 bu 1 artı G çarpı burada ne var? 1 eşittir. Ne diyoruz? F3 çarpı efendim 2. Burada 4 var, 5 var. Evet, F3 5 bölü 2 G oluyor. Şimdi böyle bir şey oldu. F3 gayet yazık yavrum. En büyük kuvvet oldu bakın burada. Sonra 7 bölü 4 de bu geliyor. En sonunda zavallı tabii ki de F2 geliyor. Böyle yapılabilir. Yani klasik olarak bir kere böyle bulmayı bilmek zorundasınız. Ha sonra bak şunu yaparsın. Yani 2 numaraya baktığın zaman bunun en küçük olduğu nereden belli? 2 tanesi çöp oldu zaten. Burada eleman bir tane kutuyu tutuyor. Maşallah uzakta da yani avantaj sağlıyor torkta. O zaman kendisi küçük olur. Hiç öyle büyük bir kuvvetle dengelemeye çalışmaz diyebilirsin. Bunlara baktığında yani sonuçta duruşlar aynı. İster sağda dursun ister solda dursun ama buradaki tork daha büyük arkadaşlar. Bak çünkü iki tanesini tam ortadan indiriyoruz ya böyle. İki tanesini tam ortadan indiriyoruz ya. Burada G'yi desteğe daha uzak tutmuşlar. Oluşturduğu tork daha büyük. Burada başımıza bela olan bir durum var yani. Böyle bir şey. Ama sonra bir bakıyorsun. Yani burada yakın ama bu sefer de bunun kuvvetinin doğrultusuna baktığında dik uzaklığı küçük oluyor. Şimdi hayda oluyorsun. Burada bela büyük ama kuvvet uzakta, hani acaba diyorsun. Burada bela küçük gibi ama kuvvetin bu sefer durumu kötü. Yazmadan edemedik yani. Onun için de yani yazmakta belki de fayda var. Dördüncü sorunun yanıtı evet Bolu'ya gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. 5. sorunun çözümünde birlikteyiz. En çok sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi böyle. Çok fazla bilgi yok. Yani bakalım dengeyle ilgili temel dövüş tekniklerini özümsemiş misin? Karşınıza bir soruyla çıktık. Buna göre hangi durumlarda serbest bırakılan çubuk şekildeki konumu koruyamaz diyor. Türdeş bir çubuk varmış, düzgün falan filan. Şimdi bakın bunu böyle G diye gösterdiğimizde şurada şöyle ve şöyle yapıyoruz. Bazen arkadaşlarınız şöyle söylüyorlar, tamam mı? Hocam şu yatayla şu birbirini dengelesin. Bu düşey bu da düşey birbirini dengelesin. Niye olmuyor? Yani neden olmuyor? Baksana şimdi. Şimdi bak buraya göre tork aldığını düşün, tamam mı? Bu gitti zaten. Bu da gitti. Burada bir gerilme varsa doğrultusu oradan geçtiği için o da gitti. G bu tarafa döndürmeye çalıştığı zaman bu tarafa doğru tutan kim? Yok. Böyle bir şey olmaz. Çubuğun bu ucu küt diye düşer aşağıya. Böyle yatay tutamazsın burayı. Şimdi yani sonuçta yani öyle söyleyebiliriz ama sanki oluyormuş gibi gözüküyor. Bu olmadı, bu bir. Şimdi buraya baktığımızda burada açı var, burada düşey 90 derece var. Şimdi sen burada G gösterdin. Burada böyle ve böyle yapmak zorundasın. Çünkü G olduğu için, türdeş olduğu için bunlar bir de G bölü 2, G bölü 2 olmalı. Diyelim ki böyle durmaya kalktın. Yatayda bir kuvvet ortaya çıkacak. Yani bu tarafa doğru çekecek ama sol tarafta beni tutan yok. Bu da gitti. Bu da olmaz. 3 numaraya geldik. Bak tekrar aynı muhabbet. Burası G. Düşeyde bizi G bölü 2, G bölü 2 tutmak zorundasınız. Tamam mı? Ama eğer böyleyse bu açıların da birbirine eşit olması lazım. Bu açılar birbirine eşit olmadığı için dengede kalamayacak. Buradaki açı dar olduğundan dolayı bu tarafa doğru olan kuvvet, bu tarafa doğru olan kuvvete göre buradaki dar olduğu için daha büyük olacak. Bu çubuk bu tarafa doğru işi bozar. Tamam mı? Bu tarafa doğru hareket edince buradaki açı büyür, buradaki açı küçülür. İkisinin arasında bir yerde denge olur. Yani açılar aynı olsaydı olurdu. Bu da gitti. Açıların farklı oluşundan gitti. Bunların arkadaşlar hiçbiri dengesini koruyamıyor. Sorumuzun yanıtı Edirne oluyor.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utoncu Fizik Öğretmeni. Altın sorun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bakın burada ne oluyor? Şekilde ağırlığı G olan eşit bölmeli türdeş çubuk KL destekleri üzerinde dengedeyken dedi. Tamam mı? Böyle bir şey. Bakalım ağırlığı G dedi. Yani şeyin ağırlığını bilmiyoruz. Yani çubuğun ağırlığına G dedi. Ama ağırlığı 2P olan dedi. Bir şeyler dedi. 1, 2, 3, 4, 5. Herhalde bu 10 bölmeli ya. Burada da 3, 5. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Burası G, tamam mı? Burası G. Şimdi sen burada tabii ki 2P'yi koyuyor musun? Bunu koyduğun anda diyor ki L desteğinin tepki kuvveti 0 oluyor. Yani L'yi buradan çıkarsan da olur. Ona ihtiyaç yok. K herkesi dengeledi. Bakın nasıl buluruz onu? 2P çarpı 3 burası. Her şey madem orada. 2G çarpı 2 olacak. Şimdi böyle bir şey oldu. 2G diyorum ya. G çarpı 2, özür dilerim. Burası 6G, 6P oldu. O zaman burası 3P değerinde. Yani bunu bulduk. 3P'ymiş bu. Tamam mı? Böyle bir durum var. İlk adımda bana bunu bulduruyor. L desteğinin hani sonuçta herhangi bir şekilde tepki vermediğini söyleyerek hani bana burada ağırlığı buldurtuyor. Bu bir. Ondan sonra sen bunu yuvarlamaya başlıyorsun. Tamam mı? Diyor ki öyle bir yere geliyormuşuz ki top nereye geldiğinde K ve L desteklerinin tepkileri birbirine eşit olur. Yapacağız onu. Kaç olduğu önemli değil. Burada N olsun. Burada da N olsun. Şimdi bak 2, 4, 6 bunların bileşkesi de buradan çıkar. 2N şöyle ikisinin eşit olduğu için tam ortadan çıkardım. Yani sonuçta bileşkesini. Böyle değişkenler birbiri cinsinden ifade edildiğinde böyle yapmak daha iyidir. Yani uğraşmak istemediğiniz kuvveti tek noktaya toplarsınız. Ondan sonra da rahat edersiniz. Bak şimdi burada ya. Şimdi sen o zaman bunu bir kere bu sağ tarafa götüreceksin. Yani buralara bir yere gelecek yani. Nereye gelecek bilmiyorum. Şu uzaklığı bilmiyoruz şu anda. Ve buraya göre tork aldığımda hani madem öyle bir yere geliyor ki tepki kuvvetleri birbirine eşit oluyor. Buraya göre tork aldığımda o zaman G'nin torkuyla bu kürenin yuvarlanan hani o cismin topun yani torku birbirine eşit olmalı. Şöyle yapabiliriz. 3P çarpı 1 benim oraya uzaklığım belli çünkü 1 eşit olmalı. 2P çarpı D bunlar gider. D buradan 3 bölü 2 çıkar. Yani X'e göre tork almıştık ya YZ. YZ'nin tam ortası oluyor hatta. Çünkü biz bunu 1,5 bulduk. Çok net. Evet sorumuzun yanıtı arkadaşlar. Ceyhan'a gitti. YZ'nin tam ortasına gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Utoncu Fizik Öğretmeni. 7. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Aslında çok havalı gibi gözükse de çok da tıraş bir soru. Neden derseniz. Ya şimdi burada benim bir kere kendime göre bir ağırlığım var. Tamam eşit düzgün bir türdeş bölmeli falan filan. Her bir bölmesine mesela G desem şu anda burada 6G var tamam mı? Böyle bir durumdaydı. Ona göre T2 elde ediliyordu. Ona göre işte T1 elde ediyorduk. Uzatmıyorum. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bak şimdi dikkat. Bu iki parçayı yok ediyorsun tamam mı? Şuraya göre benim bir torkum vardı ya. 6G çarpı 3 gibi bir torkum vardı. Şimdi iki parçayı ortadan kaldırınca şimdi bu mecburen dört parçanın olduğu yerden bak ne göstermek zorundasın sen bana 4G. Şimdi buraya göre tork aldığımızda alttaki sıkıntı şu çubuktan dolayı yukarıya doğru aktarılan sıkıntıda azalma var. Niye? Hem kuvvette düşme var hem de tork aldığım uzaklık azalıyor. Yani nerede o eski günler 6G çarpı neredeydi o 3. 3 alıyordum. Şimdi 4G çarpı 2 alıyorum. Yani 3 kere 6 18'den 8'e düşüyorum. Tork ciddi oranda düşüyor. Hem ağırlıktan dolayı düşüyor hem uzaklıktan dolayı düşüyor. Seni tutan T2 de bak duruyor. Uzaklığı aynı. O zaman T2 karşı karşıya kaldığı bu tork azalırsa kendi uzaklığı da sabit olduğu için azalacaktır. Şimdi sen burada burayı eskisine göre daha az çekersen yukarıdakinin ağırlığında bir değişiklik yok. Burada da T2 var. Onda da azalma var. O zaman hani T1'de aşağıya doğru çeken kuvvet azalınca T1'de azalacaktır. Yani bu kadar böyle ıncık cıncık hesaplamaya gerek yok aslında. Tam olarak sayısal yani değerini bulabiliriz ama gerek yok. Yani sonuçta burada kritik nokta şu 6G'nin oluşturduğu torkun çubuğun iki parçasının kesilmesiyle çok net bir şekilde azaldığını göstermek. Hem ağırlıktan dolayı azalıyor hem de şuraya göre tork alacağımız için uzaklığı azaldığı için azalıyor. O zaman T2 birden rahat ediyor. İki kere rahat ediyor. Yani bu T2 azalınca da üstteki çubuğu az çekiyor. Az çekersen de T1 seni tutarken zorlanmaz. Yani bu kadar basit. Yani sonuçta ikisi de azalır. Sorumuzun yanıtı
Evet, bolu olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Orta Öncülü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüne bir bakalım neler yapacağız. Şimdi artık bu yay ile ilgili olan yerlerde bir numara var. Artık bunu yemediğinizi düşünüyorum ama yine de insan dinlese yeridir. Beraber bir tekrardan nasıl düşündüğümüzü hatırlayalım. Esnemeyen ip var, çok işime yarayacak. Gergin yay, bunu sakın unutmayın. Sıkışmış yay, gergin yay. Bu arada fark var. Mesela diyelim ki yay normal boyu böyle, herhangi bir kuvvet uygulamıyor. Bunu uzatarak, şöyle uzatarak iki duvarın arasına şöyle ne yapıyoruz? Bağlıyoruz, tamam mı? Ne yaptın sen? Uzatınca bu bağlı olduğu yerlerden yay eski haline dönmek isteyecektir. Kapanmaya çalışacaktır. Gergin yay bu demek. Sıkışmış yay ne demek? Yani böyle bir yay var. Siz bunu sıkıştırıyorsunuz. Şöyle bir şey yaptınız. Açılmak isteyecektir. Kuvvetler bu tarafa doğru olur. Onun için bu tür laflara çok çok dikkat edin. Bizimkisi gergindi. Tamam. Arkadaş gergin biraz. Yani burada baktığın zaman eski haline, eski boyuna dönüşmeye çalışıyor, küçülmeye çalışıyor. O zaman bağlı olduğu yerden şöyle bir gösterelim. F yay diye gösterdiğim bu bir. Ondan sonra kütlesi önemsenmeyen çubuk dedi ya. Buradan da ağırlığı gösteriyoruz. Bu arkadaşımızın ağırlığı GX olsun. Yani ipte de gerilme var. Güzel. Neden? Zaten hani ipteki gerilme kuvveti azalır artar, bunları konuşacağız zaten. Gergin yaya. Evet, onu söylememişiz orada ama görülecek zaten, ortaya çıkacak. Şurada da T'miz var, tamam mı? Şimdi bak, bu vatandaşlar şuraya göre tork alırsak böyle ve böyle, yani tork oluşturuyorlar. Yay da onları karşılıyor, tamam mı? Şimdi sen çok net F yay, yani istersen bunu yazabilirsin, tamam mı? Efendim çarpı 1, 2, 3, 4, tamam mı? Eşittir. Gx çarpı D ne kadarsa şu uzaklık D. Ondan sonra artı T çarpı. Efendim işte 2. Böyle bir şey yazabilirsin. O benden ne istiyor? Şöyle bir şey istiyor, tamam mı? Sistemden X cismi alınırsa, bu alındığı anda ikiniz beraber bu yaya hani sonuçta karşılık veriyordunuz. Ama hani sanki yay kuvvetli ya, böyle çubuğu bu tarafa alacak götürecekmiş gibi düşünülüyor ama değil. Çünkü esnemeyen ip dedi ya. Dolayısıyla ip esnemezse çubuğun konumunda değişiklik olmaz. Çubuğun konumu değişmezse yayın boyu değişmez. Yani bu çubuk kıpırdamadığı için yayın boyu değişmiyor. Ne gibi bir işime yarar? F eşittir Kx diyoruz ya. Yayın boyu değişmezse kuvveti de değişmez. Yani yay kuvveti sabit kalıyor arkadaşlar. Bu sabit. Bunu bir unutmayalım. Bu bir. O zaman hani buradaki kuvvet ve tork neyse sabit kaldı ya, sen bunu ortadan kaldırınca bu arkadaş sabitse, o zaman ben eskiden hani buna yardım ediyordum. X'le beraber takılıyorduk, y'yi durduruyorduk. Şimdi bu ortadan kalkınca ben bu adamı tek başıma karşılamak zorundayım. Uzaklığım, yani bağlı olduğum yer de değişmiyor. O zaman t'yi arttırmak zorundayım. Yaydaki gerilme kuvveti azalır, değişmez bir kere. Onu böyle bir söyleyelim. Olmadı, bu yanlış. İpteki gerilme kuvveti azalır. Hayır, artar dedik ona. Bu da olmadı. Evet, gidiyoruz vallahi. 3. İpteki gerilmenin O noktasına göre torku artar. Bak bu laf doğru. Neden? Torklar bunlardı. Bu ikisinin torku bunlardı. İki torku topladığımız zaman şuna eşitti. Burası sabit kaldı. Tamam mı? Bu ortadan kalkınca ben artık tek başıma onu tork olarak dengelemek zorundayım. Eskiden dandiktim. Şimdi tek başıma kafa tutuyorum. O zaman torkta da artış olacak onun için. Yanındaki ortadan kalktığı için bu oluyor ama. Evet, bu da tamam. Ne oldu? Yalnız 3'e geldik. Sorumuzun yanıtı bolu oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.